yaşayan, en iyi fark eden sağlık emekçileriyiz. Ama başından beri bütün uyarılarımıza rağmen alınmayan önlemlerden, alınmayan tedbirlerden dolayı ölen ve hastalanan sağlık emekçileriyiz. Evet, virüs bizi öldürmedi. Virüs bizi hastalandırmadı. Bizi alınmayan tedbirler, Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla uygulamak istemediği yanlış politikalar hastalandırdı. Bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ölümlerin, bu hastalıkların sorumlusu bu önlemleri almayan bakanlıktır. Evet sevgili arkadaşlar, hakkınız ödenmez diyorlar. Kabul etmiyoruz. Hakkımız ödenir ve biz hakkımızın mücadelesini sürdüreceğiz. Biz kimseden iyilik istemiyoruz. Biz kimseden sadaka da istemiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yıllardır sömürdükleri, her geçen gün sömürüyü derinleştirdikleri emeğimizin karşılığını istiyoruz ve bunu almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Mart ayında dediler ki, müjde 3 ay tavandan ek ödeme. Biz bu müjdenin ne demek olduğunu biliyorduk. Ve bugün bu performansta yaşananlar bizleri şaşırtmadı. Çünkü biz yıllardır bu performans adaletsizliğini yaşıyoruz. Ve o balon patladığında o balondan bir kez daha adaletsizlik çıktı, eşitsizlik çıktı, ayrımcılık çıktı. Bizi birbirimize düşman eden, bizim iş barışımızı bozan, ekip anlayışımıza zarar veren zihniyet çıktı. Biz bunu kabul etmiyoruz dedik, etmeyeceğiz. Bugün de bir kez daha performans değil, emeğimizin karşılığı olan temel ücret diyoruz. Maaşımıza ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret. Salgınla beraber bir kez daha bu hastanelerin ne kadar... Savaşa değil, sağlığa bütçe. Savaşa değil, sağlığa bütçe. Üniversite hastaneleri salgın döneminde COVID-19 hastalarının tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevini üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmıştır. Sağlık Bakanı da 24 Mart 2020 tarihli resmi gazetede mevzuat değişikliği yayınlanan açıklamasında 3 ay boyunca tavandan ek ödeme yapılacağını belirtmiştir. Ancak üniversite hastanelerine ne Sağlık Bakanlığı ne Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir ödenek gelmemiş, Mart ayında açıklama yapılmasına rağmen Mayıs ayı gelmiş, hala bir ek ödeme yapılmamıştır. Pandemi sürecinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği, üniversite hastanelerinin ekonomik sıkıntıları var denilerek gasp edilemez. Hükümetin bir an önce tüm giderleri göz önünde bulundurarak üniversite hastanelerine yeterli kaynak aktarması gerekmektedir. Üniversite hastanelerindeki sağlık emekçileri de tavandan ek ödeme almalıdır. Bizim hep söylediğimiz performans sistemindeki adaletsizlik bir kez daha göstermiştir ki, sağlık emekçileri performans hak altında ezilmekte, insanca yaşama dair ücret alamamaktadır.
sesimizi duymaları için son kez uyarıda bulunacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Taşıma görevlisine, büro görevlisine, hemşiresine burada sayamadığımız bütün ünvanlar hep birlikte bir hizmeti burada üretmeye çalışıyoruz. Halkın sağlığı da yani buradaki bulunan vatandaşlarımızın sağlığında en üst seviyede olması için çaba gösteriyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş zamanda yapmış olduğu bir açıklamadan kaynaklı bu adaletsizlik ve iş barışını bozan ortam daha da artmıştır. Öncelikle ek ödeme ile ilgili kendisinin yapmış olduğu açıklama ve balkonlardan yapılan bizlere alkışlı destek. Ancak bu yaşadığımız, sahada yaşadığımız sorunların üstesine gelmemekte ve üniversite hastanelerinde hiç alınmadı ekonomiye ilişkin. Numune Hastanesi'nde de 4-50 dediğimiz arkadaşlara verilmedi. Pandemi dışında çalışan arkadaşlarımız yine verilmedi ya da çok daha düşük ücretler verildi. Bu anlamda adaletsizlikle ilgili bizim taleplerimiz nettir. Bunları sizle burada paylaşmak istiyoruz. Akabinde de alkışlarımızla protestomuzu yapacağız arkadaşlar. Sağlık emekçilerinin talepleri nettir. Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmesi ve yapılacak olan tüm ek ödemelerin maaşa ve emekliye yansıtılması, ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmesi, 3 ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi